TÜRSAP, Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği, bu 1618 sayılı yasayla kurulmuş, devlet tarafından kurulmuş, yarı kamu kuruluşu bir birliktir. Bu birliğe bağlı olarak biz ajantı olarak çalışırız. Bu birliğe bağlı olmayan kişiler bu işleri, yani seyahat ajantılığı işlerini yapamazlar. Şimdi zaman zaman bizler denetim yapıyoruz. Bu denetim şöyle oluyor. Turizm Bakanlığı, Eskişehir İl Müdürlüğü, mesela Eskişehir'de yapıyorsak, bir eleman, maliyeden bir eleman, emniyetten bir eleman, TÜRSAP'tan bir eleman, bizim denetim elemanımız da var. Bir de TÜREP diye bir şey var, o da Türkiye Rehberler Odası. Oradan bir elemanla biz her türlü denetimi yapabiliyoruz. Mesela çıkış denetimi oluyor. Mesela şehrimizden çıkanları denetleyebiliyoruz. Şehrimize gelenleri denetleyebiliyoruz. Böyle bir denetim mekanizmi var. O da yönetmenimizde belli zaten. Nelere baktığımız belli. Mesela en basitinden böyle bir turlarda denetim esnasında bakacağımız şeyler, ajanta belgesi var mı? Yani TÜRSAP ajanta belgesi var mı? Müşteri listesi var mı otobüste? Görevli olan transfer elemanı var mı? Rehberi var mı? Sözleşmesi var mı? Mesela araçla ajanta arasındaki araç sözleşmesi var mı? Bunlara dikkat ediyoruz. Bir kere bu yerin TÜRSAP'a bağlı bir ajanta olup olmadığına dikkat etmemiz lazım. Bunları da bellidir zaten. Girişte seyahat ajansı plaketimiz vardır. Turizm Bakanlığı'ndan verilmiş. İçeriye girdiği zaman işletme belgemiz vardır. O da Turizm Bakanlığı'ndan verilmiş. Bunlara dikkat edecek hani en başta. Ondan sonra gideceği turu programın iyi incelemesi lazım. Burada nerelere gidiyor, nerelere yapıyor, otobüs kaç model gibi şeylere de dikkat etmesi lazım. Uyarsa yapacak. Ondan sonrası zaten önemli. Bu kaza gibi, hani bu kazada başlangıç çok muntazam olmuştur. Fakat bir şoförün hatası koca otobüsü yok etmiştir. Hani bu bizim elimizde olan bir şey değil. Yani eksiklik, gediklik falan değil. Burada hata var. Araç sahibiyle, turizm seyahat ajantasıyla ilgili D2 belgeli otobüs olması gerekiyor. Bu da sadece turistik amaçlı kullanılan otobüslerdir. Bunu dikkat etmesi lazım. Ajanta bu otobüste sözleşme yaparken D2 belgesinin esas sahibiyle sözleşme yapıp şoför kimse onunla da ikinci bir anlaşma, yani anlaşmaya ikinci bir imza atması lazım. Yani buna çok dikkat etmesi lazım. Ajantalar açısından da çok önemli.
Sanıyorum başkanım çok ölü var. 20'ye yakın ölü var ya. Evet. Hadi gel. Gel şu anda en yakın başkanım. Görüşürüz sağ olun. Tamam başkanım. Daha bir sürü var ya. Geçer geçer. Ölmemiş falan gerekmezse. Hayır ambulans geçmiyor. Sen görüntü alabilir miyim? Aracı aldın mısın? Abi aldıracağım bir dakika. Yusuf! İster yerler abi, ister yerler.